Biz gideceğiz Kudüs'ü kurtaracağız, biz gideceğiz Gazze'yi kurtaracağız. E ne yapacağız? Oralara da layıklı mı götüreceğiz? Bu haldeyiz diye Allah aldı zaten elimizden. Müslümanlarda şuur yok diye aldı Allah zaten elimizden. Bir tane meşayihtan bir zat yıllar önce gidiyor Mescid-i Aksa'ya ziyaret yapmaya. Ulan bakıyor içeride cemaat yok. Bomboş. Aha diyor. Gitti Mescid-i Aksa. Gitti Mescid-i Aksa diyor. Aradan yıllar geçiyor. İşte efendime söyleyeyim İsrail Kudüs'ü ele geçiriyor. Adamın kerameti piyasaya çıkıyor. Bu haldeyiz diye Allah aldı zaten. Geri verir mi? İnşallah verir. Ama verse ne olacak? Bizim laik, cumhuriyetçi, özgür kızlarımız, pompon kızlarımız mini eteklerle Mescid-i Aksa'da gelecek. Oldu. Allah verir oraya bize. Biz Allah'ın şeriatını kabul etmeden, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeden, vallahi Allah koklatmaz bizi oralara. Bize oraları koklatmaz. Nasıl amca? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor bak bismillah. Ve ke'eyyim min nebiyyin qatelem ahu ribbiyyune kesir. Ve ke'eyyim min nebiyyin. Nice peygamberler vardı daha önceden. Qatelem ahu ribbiyyune kesir. O peygamberin ordusu var ya ordusu. Onunla beraber savaşan Müslümanlar. Çok Rabbani adam vardı diyor Allah-u Teala Hazretleri. Kalpleri Allah-u Teala Hazretlerinin zikriyle mutmain olmuştu. Ellerinden Kur'an düşmezdi, gönüllerinden zikir düşmezdi. Allah da onları muzaffer eyledi. Allah onları galip eyledi. Biz Rabbani adam mıyız? Bak Allah diyor o adamlar diyor galip geldi diyor. Savaştılar kazandılar ama o peygamberler kazandı. Ama o peygamberlerin yanındaki adamlar da çok Rabbani adamlardı. Allah hakkıyla bağlıydı. Öyle diliyle Müslümanlık iddia edip de kalpleri münafık gibi değildi. İcraatları münafık gibi değildi. Biz Rabbani adam olursak şayet Allah-u Teala Hazretleri o ihtişamı bize geri verir. Sahabenin ihtişamını bize geri verir. O büyüklüğü bize geri verir. Osmanlı'nın büyüklüğünü bize geri verir. Biz Rabbani adam olmazsak zor. Çok zor abiler. Allah'ım o mazlumlara yardım eylesin. Amin.